Öncelikle milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hakikaten Bartın'ımızda yaşadığımız kaza neticesinde şehit olan, vefat eden 41 madencimize Allah rahmet etsin diyoruz. Ailelerine, yakınlarına, Bartın'ımıza, milletimize Allah sabırlar versin diyoruz. Başı sağ olsun diyoruz. Kazanın olduğu gün 6 tane hastamız da İstanbul'umuza getirilmişti. Şu an içinde bulunduğumuz Çamsakur Hastanemizde. Tedavi altındalar. Değerli başhekimimizden o konuyla ilgili bilgi aldık. Hakikaten tıbbın getirdiği imkanlar dahilinde her türlü tedbir, her türlü uygulama kendilerinin tıbbi olarak yapılabilecek her türlü adım yapılarak sağlığına kavuşması için çok canhıraş bir gayret içerisinde hekimlerimiz. Başhekimimizin şahsında tüm doktorlarımıza da teşekkürler ediyoruz. İnşallah hasta kardeşlerimizin, yaralı kardeşlerimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını da temenni ediyoruz. Tabii bu günler aynı zamanda bizim dayanışmamızı, acıları paylaşarak hafifleteceğimiz, birbirimize destek vererek sabır ışığıyla hem dayanma gücümüzü hem de bu ve benzeri olayların yaşanmaması için atılması gereken adımlar noktasında da gerekli tedbirleri bugüne kadar almaktan çekinmeyen efendim bakanlıklarımız, kurumlarımız bundan sonra da bu olay vesilesiyle de yapılacak araştırmalar, incelemeler neticesinde her türlü tedbir ve her türlü adım atmaktan da çekinmeyecektir. Hem ailelerimiz buradalar, işte 40'ın üzerinde Bartın'dan gelen hastalarımızın yakınları var. Onların da her türlü kardeşlik ve danışma içerisinde bu bekleme süreçlerini hastalarının iyileşmelerini beklerken ki geçirecekleri süreçleri de en güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm İstanbul olarak da gayret edeceğiz. Ben tekrar başsağlığı dilerken hastalarımıza şifa diliyorum. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Bugün yarın yine hastalarımız, hasta yakınlarımızı birçok ziyaret edenler de olacak. Onun için millet olarak da bu süreci en iyi bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Kazalar ders alınabildikçe azaltabildiğimiz süreçler hakikaten ülkemizde birçok farklı alanda yapılan yatırımlar, incelemeler sonucunda alınan tedbirler bu ve benzeri hadiseleri minimize etmemize neden oldu. İnşallah bu süreçten sonra o minimize rakamını da sıfırlayacağımız günlere dönük adımların atılacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız dün Bartın'daki yaptığı açıklamalarda zaten bu konu ve benzeri konularla ilgili görüşlerini ve yapılacak adımlarla ilgili işaretleri de vermiş oldu. Tekrar başsağlığı diliyoruz. Hastalarımıza da şifa diliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Rabbim şifa ihsan etsin. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.